Merhabalar. İnanılmaz pamuk ipliğine bağlı bir video olacak bu. Yazlık versiyonuna hoş geldiniz. Kutu açmanın yazlık versiyonuna. Yani tatile geldim diye tabii ki sipariş vermeden edemedim. Yine bir takım kitaplar söylendi elbette. Onları anlatacağım şimdi size tıngır mıngır. İnanılmaz neden? Aç oku kardeşim, bize anlatmak zorunda asla değilsin ya. Neyse, arkadaşlar anlatacağım ama. Roald Dahl'ın, kendisini biliyorsunuz zaten Roald Dahl, yani çocuk kitaplarıyla da ünlü olan, yetişkinler için de bazı yazdığı kitaplar bulunan Roald Dahl'ın Öptüm Seni adlı yetişkinler için yazdığı ve Tat adlı bir diğer kitabı. Her ikisi de bu Inca'dan çıkmış, bu Can'dan çıkmış. Mark Twain'in Prens ve Dilencisi'ni aldım. Bu da Alfa yayınlarından, Alfa Klasik'ten çıkan baskı. Bu seriyi çok seviyorum, Alfa'nın bu klasik baskılarını. Yine harika bir kapak. Prens ve Dilenci de bende olmayan, okumamış olduğum bir Mark Twain'di. O yüzden aldım. Yine Mark Twain'den Adem'le Havva'nın Güncesi. Bu da Itaki'den yayınlanmış. Itaki'nin bu klasikleri bastığı seriden yayınlanmış olan bir versiyon. Bu sinir ediyor mu sizi bu arada? Salıncaklı olmam şu an. Bilmiyorum ama yani en güzel burayı buldum kendime. Ve bir tavsiye sonucu, bir işle ilgili aldığım bir metin aslında. Özgürleşen Seyirci, Jacques Rancière imzalı bir metin. Bu kurgu dışı bir metin ve sanırım izleyici eğilimleri hakkında. Merak ediyorum bayağı. Bunu da bir iş için dediğim gibi aldım. Hangi iş olduğunu söyleyemem. Burada söylediğim bazı çocuk kitapları var. bir Kum Kurdu serisi var. Pegasus yayınlarından çıkan. Asalind imzalı. Doğru sırayla göstermiyorumdur muhtemelen ama daha fazla kum kurdu diye başlamaz herhalde bir seri. Daha da fazla kum kurdu. Ve muhtemelen ilk kitabı olan Kum Kurdu. İnanılmaz. Bu üç kitabı aldım. İçinde çok tatlı illüstrasyonlar olan bir çocuk kitabı serisi dediğim gibi. Üçü de çok tatlı ciltlere sahip. Bir diğeri de Günlerin Köpüğü. Boris Vian'ın bu harika eserinin bende zaten vardı normal bir baskısı. Hatta iki farklı versiyonu var bende. Ama bir de bu böyle harika çizimler, illüstrasyonlarla dolu çok güzel bir baskısı var. Bunları gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Mesela şöyle bir sayfa. Ay çok çok hoş. Vallahi yandık. Böyle şimdilik. Daha başka siparişlerim de oldu ama. Onlar da gelir. Ses nasıl bu arada? Ses aşağıda duruyordu hep bu mikrofon ama. Şimdi nasıl açık havada olduğum için. Bir eserle devam edeyim. Evet merhaba. Öncelikle gördüğünüz gibi işi biraz daha büyütüp mikrofonları da soktuk devreye. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrar kanalımıza. Kutu açma kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bilin bakalım Çeşme'ye bile ne geldi? Ne geldi? Kitap kalktı. Yine bir tane palça tam makasın yok mu şunu? Ne gerek var açılmıştı. Tıkır tıkır açıyorum. Evet harika kitaplarımız geldi. Sanıyorsunuz ki burada sürekli denize giriyoruz, oturuyoruz falan. Hayır, kitap okuyoruz tabii ki. Evet, çok hoş. Martıya uçmayı öğreten kedi. Yine çocuk kitabı aldım. Evet. Çocuk öyküsü seviyorum ben, çocuk kitabı okumayı, öykülerini. Baksana ne güzel, dostluk mostluk, hayvanla insanlar. Okyanusa dökülen petrolden zehirlenen genç martı mı? Çok moralim bozuldu. Ama karaya ulaşmayı ve orada yumurtlamayı başarıyor. Ölmeden önce içinde yavrusunun bulunduğu yumurtayı kedi zorbaya emanet eder. Ve ondan 3 çocuk. Kız ne oluyor? Çok moralim bozuldu. Evi barkı yıktın. Birazcık moral bozucu arkadaşlar. Bu nasıl bu çocuk kitabı? Kitabı falan değil çocuk ya. Kitabı. Can çocuk diyor bak. Ay tamam ben şu ya an. Çocuk kitabı da iyi ama çocukların bir noktada ölümü de idrak etmeleri gerekiyordu zaten. Gerçekten çok iyi. Bunu okuyacağım. Ben de zaten direkt çocuğumu almadım, dikkat ettiyseniz. Kendimi aldım. Yine bir çocuk kitabı. Altın kitaplardan Sınıftan Yükselen Sesler. Göster evet. Kapağımızı. Kapağımızın çizimleri de harika. Genelde hikayesi çok tatlı bu Melih arada. Melih Şen seçtiği kitapların kapak çizimleri çok iyi oluyor. Aynen. Evet konusuyla ilgili biraz romandaki üzücü kaza bile aslında tamam. Ben birazcık üzücü kitap almış. Üzücü çocuk kitapları. Sen neden acıklı kitap okuyoruz biz yazın ya? Bilmem. Ben kışın da acıklı okurum genelde. Bir de acıklı çocuk kitabı çok çok iddialı. Bir tane havayı değiştirelim geldilerse. Hadi bakalım biraz bir mutluluk The diyelim Neil mi? The Neil Harms benim çok sevdiğim bir yazar oldu. Çok güzel bir George Saunders'ın favorilerinden biri kendisi. Çocuk kitaplarını okumuştum yine kendisinin. Bu
Seçme öyküler. Neden ASMR yapıyorsun? Daha çok izlenir videomuz. Bu da nereden çıktı? Öyle bir şey yapma. Hayır yok. Ay. İnsanın kulağı yandı duruyarak. Bu Everest'in açık hava kitapları serisini seviyorum. Bir kitap daha söyledim orada. Hatta şimdi Esra'nın henüz haberi yok ama ben yine bugün bir sipariş fazla kaçırdım. Bu seriyi tamamladım. Bu çocuğu evde yalnız başına bırakmaya gerçekten gelmiyor. Bu çeşmeyi de doldurup taşıracaksın yalnız kitaptan çocuk, ya. Yalnız çocuklar böyle evin barkı yakar ya. Ben de kitap sipariş ederim. Tek başıma bırakıyorum. Henry James'in halıdaki motif. Aa, çok hoş. Bu önemli. Bu arada ben bunu İstanbul'daki eve almıştım ama orada unutmuşum ve burada okumak hay istediğim Allah, için buraya geldim. Tabii, aynen. Bakın bu da yine bir acıklı mı? Yok. Değil. Aynen. Değil. Gizem çözmeye çalışıyoruz bu kitapta. Severim gizem çözmeye çalışan kitapları. Aynen öyle. Gözleri Tanrı'yı seyrediyordu. Yazarın adını senden bekliyorum okumanı. Itaki Modern'den çıkmış çok övülen bir roman. Zora Neale Hurston. Hurston. Hurston? Zora Neale Hurston. Evet galiba. Zora Neale Hurston. Toni Morrison, Maya Angelou gibi isimlerini de çok sevdiği bir yazarmış. Hı hı. Arkada Alice Walker'ın falan da böyle bazı alıntıları var. Hikayesi de gayet ilginç görünüyor. Evet. Hiç benim bununla ilgili hiç bilgim yok. Gerçekten yok burada bu konuda. Ya Afro-Amerikan edebiyatı çok okuyor musun? Ben de çok az okudum. Hiç. Maya Angelou falan çok severim. Ama işte o kadar. O yüzden baktım. Tamam. Şimdi ben bu İskenderiye Dörtlüsü yeni candan basıldı aslında. Lawrence Durrell'ın. Ama ben bunun eski bir basımı karşıma çıkmışken alayım dedim. İkinci kitabım ne İskenderiye Dörtlüsü'nün? Bir baksana kaçıncı kitabı? Evet iki. İkinci kitabı Baltazar. Aslında öykünün diyorum, serinin yeni kapaklarıyla çıkmış hali çok güzel. Hı. Ama bu bir anda karşıma çıktı, bir de eski can kapakları çok güzel ya, çok evet, hoşuma gidiyor. Hoşuna gitti. Görünce alıverdim valla. Böyle koyarsın aynen. Ya tam can, eski canlar diye. Bakayım İskenderiye Dörtlüsü eğer birbirini takip eden olaylardan kurulu değilse, yani hiç hakim değilim gerçekten. Hı hı. Galiba Justin ilk serinin kitabı. O yüzden hani birbirini takip etmiyorsa bunu mesela bir arkadaşıma veririm mesela. Aa çok çok önemli kitapmış. Bir tane kitap çaldım zaten gelin yanımız bir kitabhanesine. Ha şeyi çaldın ya. Mevsim Yenice'nin tekne kapaklı şehri. Güzel ki yapıyor. Ama çok da biraz güzelmiş. Acıklı öyküler. Biliyorum. Ve son olarak Simon neydi? Simon Stolhanger mıydı neydi? Döngüden Hikayeler. Aynen bu böyle merak teknolojiyle et. Çocukların arasını yapan bir metin. Bak çok enteresan görünüyor. Ne deniyor buna? Üç boyutlu animasyonla şey pastişi gibi. Fotoğrafı sanki işte resimlemişsin gibi. Foto manipülasyon tekniğiyle yapılmış bir tarafı da var anladığım kadarıyla. Bak eskizde araçların eskizleri evet işte. Var buradaki. Aa çok güzel bir kitap. Enteresan bir kitap. Biraz inceleyeceğim. Sonra yine çoluk çocuk olan arkadaşımız. Peki şey olabilir mi? Fotoğrafları gerçek fotoğraflardan yapılmış olamaz tabii ki. Ya ben yok, bir iki çizimden. Foto manipülasyon gördüm. Bir iki tane üç boyutlu çizim gördüm. Hı-hı. İşte bilmiyorum tam olarak nasıl. Ama çocukların ufkunu genişletecek ama yetişkinler için de aynı zamanda çok bir güzel. Esermiş kendisi. En iyi 10 distopya listesinden. Çok güzel. Şöyle bir daha gösteriyorum. Bu favori kitabım oldu benim şu an. Bu kutudan çıkan. Evet. Bu kutumuz bu kadar. Aslında daha ne kutular gelecekti bugün? Daha bugüne gelmedi, gelmedi. O. Gelmedi. Daha sabah uyanır uyanmaz acaba bugüne yetişebilecek bir kutu söyleyebilir miyim diyordu. Yani sabah mesela 10'da sipariş verecek, 12'de Kargo Bey gelecek ve kutusunu bırakacakmış. Öyle varmış. Arkadaşlar ben hastalandım. Bu ben hastayım. Yemek sepeti gibi senin için. Ben artık. Hastayım evet. Bunu çözeceğim. Bunun özü bu yani. Bunu çözeceğim. Bu arada yorumlarınızın hepsini okudum. Çok güzel. Altı hep yazmışsınız. Bu bizi acayip motive ediyor vloglarımızda. Hayır ediyor. Beni mutlu etti evet. Güzel. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Biz bu işe baş koyduk, gönül verdik. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Hatta şöyle bir şey de düşünüyorum ben. Senin haberin yok. Mesela evet, okuduğumuz tamam. Kitaplar üzerinden tavsiyelerde de bulunacağız. Ne gibi? Okuduğun kitabı tavsiye edeceksin. Yani, yani bunu okuyun mesela bu şuradaki şu romanınıza çok iyi gelebilir. Şurada şöyle bir şey yapabilir. Aman bunu okumayın. Bu şimdi biraz acıklı falan gibi. Sen yani kitap vlogu mu yapacaksın? Vlogumuz da yapacağım. Vlogumuz mu? Evet burada burası. Kitap kutu açma vlogu. Videosu. Kitap niye açalım? Kitap al açtım kitap. Kutu açma vlogum. Kutu açma serimizde. Kutu aynen. Açma nesi bu? Yani ne videosu? Ay, videolara ne deniyor? Karıştırmak çok güzel. Vlog denmiyor. Denmiyor. YouTube'da her videoya denmek zorunda. Sen ne diyorsun? Kutu açma ne videosu mu? Video aynen. Kutu açma videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Aynen öyle be Esra. Adını kızım. Çıkaramadım bir seferde.
Merhaba, hazır Esra yokken en çok tepki çekecek videolardan birini çekeyim dedim. Muhtemelen az önce, siz az önce duydunuz. Az önce bahsettiğim Everest'in Açık Hava serisinin eksik kitapları geldi. Serinin ilk kitabı Sabahattin Ali'den Seçme Öyküler. Hanende Melek, Ayran, Hasan Boğuldu, Değirmen, Millet Yutmuyor, Bahtiyar Köpek, Bir Aşk Masalı, Pazarcı. Hepsi mevcut burada. Altıncı kitap, Kulhu'nun Çağrısı mı acaba? Nasıl okunuyordu acaba? Şöyle bir minik öykü daha. Fikret Ürgüp'ten Seçme Öyküler var burada. Binbir Gece Masallarından Simbad'ın Hikayesi. Fernando Pessoa'nın Pessoa Olmak Üzerine Düşünceler adlı metni var. Ve Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü. Ayrıca Patrick Ness'ler söylemiştim topluca. Onlardan böyle Biz Ölümlüler gelmiş. Patrick Ness pek çok kitabı bende olan, okuduğum, sevdiğim bir yazar. O yüzden bu epey popüler kitabını da ciltli bir baskısında görmüşken alayım istedim. Çok merak ettiğim, uzun zamandır herkesin övgülerle bahsettiği bir kitap. Peter Wohlleben'in, Wohlleben mi? Nasıl okunuyor? Ağaçların Gizli Yaşamı adlı kitabı. Aynı zamanda bir ormancı da olan yazarın bayağı çok okunan, çok sevilen, Almanya'da böyle yıllarca en çok satanlar listesinde bulunan kitabı. Böyle doğa sevgisi, orman sevgisi, çevreci metinler, sevdiğim şeyler benim. Ve Kanlı Düğün çıktı bu arada bir de Açık Hava Kitaplığından yine. Diğer kutuyu da buldum. Ayakta duramıyorum. Evet işte bakın. Bunların hepsi gelmiş oldu galiba şu an. Şimdi Erhan Bener'den Seçme Öyküler 5. kitabı serinin. George Orwell'ın denemeleri var burada. Yevgeni Zamyatin'in 3 Gün adlı öyküsü. Bu kısa öykü tek başına yer alıyor. İçinde fotoğraflarının da yer aldığı. Bunu hemen mesela en önce okuyacaklarımdan biri bu seriden. Gidersen Yıkılır Bu Kent. Ahmet Telli'nin Seçme Şiirleri. Farklı türlerde metinlerin yer alması bu seride bayağı tatlı bence. Ve serinin en merak ettiğim kitaplarından biri Johann Peter Hebel'in Seçme Takvim Öyküleri adlı bu metni. Merak ediyorum. Ayşe Kuli'nin Doğdum Kızdım adlı bir seri de mevcut bu seride. 19. numaraya sahip. 22. sırasında bu serinin Selim İller'in CS adlı kitabı yer alıyor. İlk kez yayınlanan Sedef Kalkma Sandık'tan çıkan ölümsüz bir Selim İleri anlatısı deniyor. İlginç, enteresan bayağı. Brecht'in Cesaret Ana ve Çocukları. Bulgakov'un Şeytannamesi. Bulgakov da yani efsanevi bir yazar zaten. Onun bu metni de yoktu bende. Orhan Kemal'in Küçücük adlı metni. Aa, Bulgakov'un Şeytannamesini yanlışlıkla iki tane söylemişim. Çok saçma. Henry David Thoreau'nun Yürümek adlı kitabı. İşte bu siparişlere topluca dadanmamın nedeni olan kitap. Bunu hemen başta okuyacağım hemen. Nazlı Eray'ın Ömür Uzatma Kahvehanesi adlı Seçme Öykülerinden derlenmiş bir kitabı. Melih Cevdet'in Mikado'nun Çöpleri de bu seriden çıkmış bir versiyonu var bu oyunun. Bu da serinin 3. kitabı aynı zamanda. Ve son olarak Catherine Mansfield'ın Bahçede Parti adlı kitabını da aldım. Böylelikle diğer az önce gösterdiklerimle birlikte Açık Hava serisini tamamlamış oldum. Toplam 25 kitap var seride. Bende de hepsi mevcut olmuş oldu böylelikle. Diğer siparişler, Patrick Ness'in üçlemesini söyledim. Şöyle, Patrick Ness'in bu üçlemesi aynı zamanda bildiğim kadarıyla film de oldu 2 yıl kadar önce. Umut Bıçağı ile başlıyor üçleme. Sorgu ve Sır'la devam ediyor ve son olarak İnsan Denen Canavar'la sona eriyor. Bu üçlemeyi merak ediyorum. Aslında böyle çok satan üçlemeler, çok satan seriler okumaya hasret kaldım. Çok uzun zamandır girmediğim bir iş. Patrick Ness de diline çok sevdiğim bir yazar olduğu için belki onunla birlikte girerim diye düşünüyorum. Hepsi yabancı yayınlarından çıkmış durumda ve yine yabancıdan yayınlanmış olan bir diğer Patrick Ness kitabı Son ve Ötesi. Bunun inanılmaz güzel bir baskısı. Bu ciltli bir kapak ve gördüğünüz gibi şöyle bir oyun da var kitap kapağında. Çok tatlı. Bu Kaos Yürüyüşü üçlemesinden sonra yazdığı bir kitap bu yanılmıyorsam. Bu arada Kaos Yürüyüşü'ydü sanırım uyarlanmış olan filmin de adı. Ama çok sevilmiş bir film olmamıştı yanılmıyorsam. Ben izleyemedim filmi henüz. Bu bayağı ölümle hayat arasında kalmış bir karakterin merkezinde ilerleyen enteresan bir öykü konu alıyormuş. O yüzden çok merak ediyorum.
Bu bir Ebru Aykaç tavsiyesiydi yanılmıyorsam. Onun okuduğunu görüp sevdiğini de söyleyince sipariş ettiğim bir kitap. Hep Kitap'tan yayınlanmış olan Silvia Avalone'nin Bir Arkadaşlık adlı kitabı. Asla gösterememekle birlikte. Bu da yine çok merak ettiğim bir kitap. Ben böyle yakın arkadaş hikayeleri çok seviyorum. Çok beğenerek okuyorum. O yüzden bunu da görmüşken aldım. Son olarak çıkana bakın arkadaşlar. Vallahi işte fıstık yani özetle. Çok saçma oldu bu. Biraz utandım. O yüzden hadi bakalım devam edelim. Merhaba. Poşet geldi. Merhaba Meksat Bey. Umarız kitaplarımızı seversiniz. Keyifli okumalar dileriz. Yan pasajdan Sibel Hanım bana yan pasajın bazı kitaplarını yollamış. Allah'a merak ettiğim şeyler de var üstelik. Virginie Grimaldi'den iki kitap gelmiş. Büyüdüğün zaman anlayacaksın ve Yıldızları Yeniden Yakmanın Vakti Geldi. İkisini de merak ediyorum. Şu mikrofona bakın. Hiç alışık değilsiniz ha kitap videolarında mikrofona. Konuşabilsem keşke. Bu ikisini de çok merak ediyordum. Bu yazar tanışmayı istediğim bir yazardı. O yüzden çok sevindim. Bir tane de benim seveceğimi düşündükleri iki kitap gelmiş. Işıl Şenol'un O Yaz, Herkesin Ansızın Büyüdüğü Bir Yaz Vardır. Fransa'nın dev bir bestseller'ı bir de. İkinci Hayatın Tek Bir Hayatın Olduğunu Anladığında Başlar adlı kitap. Raffaella Giardino mu? Nasıl okunuyor acaba? Kendisinin bir kitabı. Ve ben bugün Alsancak'a gittim. Tudam yayınlarının genel yayın yönetmeni ve sahipleri İlke Hanım ve Sinan Bey ve tüm ekip, editörleri Ayşegül Hanım, pazarlama müdürü Özlem Hanım ve bütün ekip yani çok tatlılardı. İnanılmaz güzel ağırlanmam bir yana, yani hiç hak etmediğim şekilde iyi ağırlandım. Bütün bunların üstüne bir de saatlerce harika kitap muhabbeti, yayın evi muhabbetleri, sektör, o bu her şeyi konuştuk. Gerçekten zaman nasıl geçti anlamadım. 11 gibi oradaydım ve 4.30'da falan galiba çıktım. Çok güzeldi. Yani gerçekten nefisti. Onlar benim ilgimi çekebilecek birkaç kitap armağan etti sağ olsunlar. Onları da göstereceğim şimdi. Çok güzeldi ya. Uf, harika bir yer bu arada Tudem. Ya İzmirliler ne kadar şanslı bir sürü konuda aslında. Bu arada mikrofona konuşma eğilme hissediyorum kendimde. Neyse çok güzel vakit geçirdim. Çok mutlu oldum. İnsanın böyle aynı frekansta gezindiği, başka sektörlerden başka insanlarla buluşması, bir araya gelmesi, oturup muhabbet edebilmesi harika bir lüks. Gerçekten çok şanslıyım. Çok mutlu oldum. Zaten kitaplarını çok seviyorum. Yani Tudem'in alt bir iki line'ı var biliyorsunuz ki, deli dolu. Okuduğum şeyler de çok güzel oldu genelde. Dimitris Sotakis, George Saunders gibi harika yazarların, çok sevdiğim yazarların kitaplarını da basıyor yayın evi. Birkaç yeni kitap basacakları yeni kitaplarla ilgili tiyolar da aldım. Çok sevindim. Zaten hali hazırda duyurmuşlar ama bir de benden duyun. Bu yılın, yani 2021'in Man Booker ödülünü kazanmış olan The Promise kitabı da yakında basılıyormuş. Deli doludan. Ona da çok sevindim. Birazdan kitapları da göstereyim. Çıkışta da Penguen'e uğradım. İzmir'deki Penguen çok güzelmiş ya. Alsancak'ta mı oluyor orası tam? Neresi oluyor bilmiyorum ama. Oradan da çeşitli şeyler aldım. Bir süredir ertelediğim bazı kitaplar vardı, onları aldım. Ayrıca bizim Arda'mıza tüm furniyeleri aldım. Bir tek Kuzey'le annemin baskısını bulamadım. Diğer tüm furniyeleri aldım. Arda'ya hediye edeceğim. Onun dışında kendime neler aldım? Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış olan, bir süredir baskısı bulunmayan Buda'da Bir Boşanma. Sandor Marayi'nin Buda'da Bir Boşanması çıktı taze. Onu aldım. Zambra'nın bende daha önce olduğunu sandığım Okumamak adlı kitabı, Notos kitaptan yayınlanmış olan. Yani ben bu kitabı aradım bulamadım. İnşallah evden bir yerden çıkmaz yani, İstanbul'dan. Buradayken almış bulundum. Soseki hiç okumadım. Onun Ardından adlı kitabını o yüzden büyük bir merakla aldım. Platonov'un Canını aldım. Bu da çok merak ettiğim, henüz hiçbir metnini okumadım hatırladığım kadarıyla bir yazar. İki tane Uyelbek aldım. Temel Parçacıklar ve Harita ve Topraklar. İkisini de çok merak ediyorum. Özellikle Temel Parçacıklar. Filmini izlemiştim ama kitabın kendisini okumamıştım. O yüzden bunları da merakla okuyacağım. Özellikle Meriç yakın zamanda okuyup çok övdüğü için ayrıca merak ediyorum. Penguin'den aldıklarım bunlar galiba. Şimdi esas diğerlerini göstereyim. Tudem'in çıtır çıtır felsefeye tekabül eden bir serisi varmış. Ben hiç bilmiyordum. Filozof Çocuk adlı serisi. Buradan çıkan kitapları hediye ettiler bana. Yani çok harika görünüyor. Bunları okuyacağım ve
tabii ki küçük arkadaşlarıma hediye edeceğim. Arkadaşlarımın çocuklarına hediye edeceğim daha doğrusu. Baksanıza, sevgi nedir? Özgürlük ne işe yarar? Her şeyi bilmem gerekir mi? Güzel nedir? İnanılmaz bu arada. Arkadaşlık nedir? Şiddet nedir? Başkalarına vurmaya hakkım var mı? Sanat nedir? Ben mutlu muyum? Mutlu olmak için neye ihtiyacım var? Ağlamak üzereyim daha kitap isimlerine. İyilik nedir? Hayal gücü ne işe yarar? Hayat neden böyle? İstediğim her şeyi yapabilir miyim? Nasıl davranmalıyım? Ben kimim? Ya bu soruyu ben hala soruyorum. Büyümek zorunda mıyım? Bunu da hala soruyorum bu arada. Hepimiz eşit miyiz? Maalesef bunu hep birlikte soruyoruz hala. Başkalarına ihtiyacım var mı? Neden varım? Yani bu soruyu hala sormak durumunda kalmaktan dolayı kendime hicap duyuyorum. Neyse, inşallah bu seride yanıtı vardır. Yoksa da zaten bu soruları hala sormamız gerektiğini bize hatırlatması nedeniyle bile çok çok özel. Bir de bir Fransız yazardan bahsettiler. Oscar Benaifer mıydı? Nasıl okunuyordu hatırlayamıyorum. Kendisi bir Nasrettin Hoca sevdalısıymış ve Nasrettin Hoca'nın çok meşhur bazı öykülerini okuyup onun incelemelerini yapmış. Daha doğrusu o öyküleri anlatıp, o fıkraları ya da öyküleri anlatıp üzerine çocuklara bazı sorular soruyormuş. Yani bu metin ondan oluşuyormuş. Yani sizce bu nedir? Bu uydurulan hikayeye inandınız mı? Sizce Nasrettin Hoca yalan mı söylüyor? Gibi. Hani aslında çocuklara ironiyi, o yüzden fıkralarda, öykülerde kıssadan hissedediğimiz şeyi doğru sorularla sorarak çocukların kavramasını amaçlayan bir metin. Yani bayıldım bu fikre. O yüzden bu kitabı da çok seveceğimi düşünüyorum ve bir sürü arkadaşımın çocuklarına yine alacağımı düşünüyorum. Bernard Freud'un Şipşak Hikayeler diye bir serisi varmış. Yanılmıyorsam 4 kitaplık bir seriydi bu. Bu da yine çok acayip bir metin. Terry Pratchett benim şimdiye kadar okuyamadığım ve çok da üzüldüğüm bir yazar. Yani okuyamadığım için çok üzüldüğüm bir yazar. Deli Dolu'dan 30 küsur kitabı yanılmıyorsam çıkmış. 42 kitabı olan bir, 42 kitaptan oluşan bir külliyatı olan biri kendisi. Deli Dolu'da hepsini basıyor tek tek. Yani delirtici bir sevinç hayranları için. Muhteşem Morris ve Değişmemiş Fareleri, Muhteşem Morris ve Değişmiş Fareleri kendisinin bana özellikle tavsiye edilen bir kitabı ve diğer serinin diğer kitaplarını okumadan da olurmuş bu kitabı okumam. O yüzden bununla başlayacağım ama sonra seriyi sırayla okumayı planlıyorum ve umuyorum tabii ki. İnşallah olur. Loren Edizel Türkiye kökenli bir yazarmış. İzmir'de geçen çok acayip bir dönemi anlatan, çok acayip bir metinmiş bu. Hem içli hem böyle sizi duygusal olarak oradan oraya sürükleyen bir hikaye anlatıyormuş. Bir ailenin yıllara yayılan hikayesiydi de yanılmıyorsam. Yani böyle metinleri okumaktan, böyle filmleri izlemekten de çok çok hoşlanıyorum. Bir de Rosa Hackman'ın çevirisiyle yayınlanmış bu. İngilizceymiş orijinal metin. Çok merak ettim ve bunu da bir an önce okumak istiyorum. Size de okumadan tavsiye ediyorum çünkü hikayesini anlatınca bile İlke Hanım bu tüylerim diken diken oldu. Çok heyecan verici. Çok sevdiğim bir yazar Patrick Ness'in en ünlü eserlerinden biri olan Canavarın Çağrısı. Bunun aslında Deli Dolu'dan bir baskısı var. Aslında pek çoğumuz da oradan okumuşuzdur. Fakat Tudem'den bir de bunun çok acayip illüstrasyonlara sahip, oldukça karanlık bir baskısı daha yapılmış. Ben bu baskıdan okuyacağım bu metni. Bu baskıdan tekrar. Aramızda yine böyle son derece hüzünlü bir resimli kitap mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Çok nevi şahsına münasır bir metin. Bu arada Deli Dolu'nun da desenin de bu baskıları ve böyle metinler bulup yayınlaması beni aşırı heyecanlandırıyor zaten yayın eviyle ilgili. Aramızda da aslında temelde 1977'de bir seri katilin, kadınları öldüren bir korkunç bir seri katilin bu süreçte yarattığı korku ve panik durumunu ve neden olduğu kaotik atmosferi konu alıyor. Çok karanlık bir metinmiş ama çizimleri ve anlatısıyla, özellikle çok boyutlu bir anlatım dili olmasıyla dikkat çeken bir metin. O yüzden bunu okumayı, incelemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Peter Stamm'ı biliyorsunuzdur, Peter Stamm'ı biliyorsunuzdur muhtemelen. 7 Yıl adlı kitabı özellikle çok popülerdir. Kendisinin Bugün Burada, Yarın Orada adlı Jutta Bauer'ın sanırım resimlediği bir çocuk kitabı mevcutmuş. Hiç haberim yoktu bundan ve hemen görür görmez okumak istedim. Bunu da hediye ettiler, sağ olsunlar. Çok merak ediyorum.
Gökçe Yavaş Önal aslında illüstrasyonlar yapan, bu yayın evinin diğer kitaplarına da resimler çizen bir sanatçıyken kendisinin yaptığı çizimlerden oluşan ve kendisinin anlattığı bir öykü de yayınlanmış desenden. O da İçimdeki Buhranlar. Aynı zamanda bir başka kitabı daha vardı sanırım annelik temasıyla ilgili ama onun adını unuttum. Bu da böyle bir genç kadın olarak var olabilme üzerine bir öykü anlatıyormuş. Merak ediyorum çok benim temalar. Hoş Geldin Hüzün de vakti zamanında yayınlanmış Fransa'da çok böyle etkileyici bir öyküken Jean Saber'in de oynadığı bir filme dönüşmüş vakti zamanında. Bu böyle harika bir çizgi roman ve beni heyecanlandıracak, çok etkileyecek bir tecrübe yaşatacağını söyledi İlke Hanım. O yüzden çok merak ettim. Bu da bu zaten bir süredir böyle göz gezdirdiğim bir kitaptı fakat hikayesine vakıf değildim. Yani çizimleriyle benim çok ilgimi çeken bir sesli kitaptı kendisi. Pardon, sessiz kitap, ne sesli kitabı ya. Bir sessiz kitap, diyalogsuz bir metin. Fakat olağanüstü görünüyor gerçekten. Çizimleri de, anlatısı da. Mel Tregoning de 20'li yaşlarının başlarında yanılmıyorsam bu eseri tamamlamadan intihar etmiş bir çizer. Fakat bu kitabın olayı ünlü çizer ve olağanüstü sanatçı Chantin bu kitabı tamamlamış. Son sayfalarını o çizmiş. Yemin ederim yani yutkundum. Boğazım düğümleniyor. Çok acayip, çok etkileyici bir şeye benziyor. Herkesin Öyküsü de yine desenden yayınlanmış olan. Gerçekten de herkesin öyküsü. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği böyle çok enteresan sadece sayfa altlarında metin olan bir kitap. Bu da böyle bütün aile üyeleri için yapılmış. Ailenin her üyesi okuduğunda ya da incelediğinde kendine ait başka bir şey bulabileceği, başka bir yerden bakabileceği bir kitapmış. O yüzden ayrıca merak ettim. Ve son olarak Özlem Hanım'ın bana özellikle armağan etmek istediği Bay Tavşan'ın Çikolata Fabrikası. Bu da böyle Bay Tavşan'ı merkez alan bir serinin kitaplarından biri aslında. Yine Ümit Mutlu'nun çevirisiyle Türkçeleştirilmiş. Böyle çok eğlenceli, çok keyifli bir seriymiş. Bunu da merak ettim. Gerçekten tavuk hakları için ayaklanan bir grup tavuğun Bay Tavşan'la yaşadığı maceralara benziyor. Merak ediyorum çok. Kitaplar bu şekilde. Daha da yani gözüme kestirdiğim bir sürü şey var. Artık yani Tudem'den kendimi uzaklaştırmaya çalıştım. Çünkü yani daha baktığım, gördüğüm her şey gözüme harika göründü. Çıldırmak üzereyim. Neyse, yavaş yavaş okudukça Tudem külliyatımı tamamlamayı düşünüyorum. Desen ve Deli Dolu'yu özellikle. Böyleyken böyle şimdilik. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Ne diyelim?